Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem ve bu videoda sizlerle ergenliğimde okuduğum kitapları konuşacağız. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya da kitaplar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Çok merak ediyorum ne yazacaksınız. Çünkü aralarında aşırı saçma kitaplar da var. Biraz çekiniyorum açıkçası. Hadi başlayalım. Her gencin kalbine dokunan ve onun karakterini yapılandıran bir kitap serisi vardır mutlaka. O kitap serisi de benim için Percy Jackson serisi. Bu seri Harry Potter'dan daha önemli benim için, öyle söyleyeyim. İlk serisi bu aslında. Burada Percy Jackson isimli baş karakter bir yarı tanrı, Poseidon'un oğlu. Ve kitap serisinde işte Titanlar, Yunan tanrıları ve yarı tanrılar arasında geçen savaşları anlatıyor. Çocuk kitabı aslında. Ben bu seriyi 4 kez okudum her birini tek tek. Yani benim bütün kitap serilerinde 4'e kadar yolum var. 4'ten sonrasını pek fazla okumam ama bunları okudum. Ve tekrar okur muyum? Evet, okurum. Şimdi okusam tabii ki dili daha çocuk gelir. Çünkü aslında bunlar çocuk kitabı ama hani Harry Potter'daki gibi herkese hitap edebilen bir yanı var. Bu serinin filmi çıktı ve filmi o kadar kötü ki, yani açıp kesinlikle izlemeyin. Heba ettiler çünkü bir Harry Potter evreni potansiyeli bu kitaplarda vardı. Şu kitap serisinde ise yine Percy Jackson serisinin devamı şeklinde ama yeni baş karakterler eklendiği için, daha çok onların üzerinden kitap anlatıldığı için yeni bir seri şeklinde çıkardı. Ve buradaki dili daha böyle gençlere hitap eden şekilde yazılmış ve daha ayrıntılı. Şöyle bunları da 2-3 kez okudum. Rick Riordan bu anlattığım Yunan tanrıları hakkındaydı. Bir de Mısır tanrıları hakkında yazdığı bir seri var. Ben sadece 2 kitabını okudum. Çünkü Yunan tanrılarını kurduğum bağ Mısır tanrılarına karşı kuramadım. Dedim ki Mısır tanrılarını da öğrenmeye vereyim. Şu spin-off tarzı kitaplar da çıkardı. Melez Günlükleri ve Yunan tanrıları hakkında. Yani bu kitaplar sayesinde Yunan tanrılarının ismini, cismini, tipini, evliliklerini, dedikodularını gözüm kapalı sayabilirim. Zaten dışarıda böyle Yunan tanrıları hakkında detaylı bilgi size sunan bir insanla karşılaştıysanız ya onun tarihini okumuştur ya da Percy Jackson okumuştur. Serinin bir kitabı eksik. Arkadaşıma hediye ettim ama zaten serinin en sıkıcı kitabıydı, o yüzden sıkıntı değil. Ya adı üstünde Game of Thrones, anasının karnından doğmamış çocuk bile bu seriyi izlediği için çok da bir şey anlatmaya gerek yok aslında. Sadece buradan yazarı George Martin'e sesleniyorum. George Martin dedemiz bu kitap serisini Dany'nin ejderhasıyla kaçtığı ve John'un ölümden döndüğü kısımda bitirdi ve gerisini de yazmadı. Kış Rüzgarı isimli kitabını çıkaracaktı. Hatta ön gösterimini de yayınladı. Onu da okudum. Sonra gerisi gelmedi. Adam gitti. Diziye önem verdi. Sonra bir bakalım ne oldu? Dizinin içine çok sinirliyim bu konu hakkında. Yani bu kadar al oku sen. Sonra git dizinin o halini gör. Sonra kitap çıkmasın ama kitap hazır olsun. Yani kitap hazır. Delireceğim. İsyanım kadar. Teşekkürler. Geldik. Benim guilty pleasure'ım. Alacakaranlık serisi. Yani bu seriden değil de. Bence filmleri yüzünden bu kitaplara çok haksızlık ediliyor. Sonuçta yazar burada 3 sayfa boyunca Edward'ın saçından bahsettiği halde sen sıkılmadan okuyorsan bu sayfaları, demek ki bu kitapta iyi bir şeyler var. Bu Stefani ablamız vampirlere 2.0 güncellemesi getirdiği için kitap patladı. Aşırı popüler hale geldi ve aşırı popüler hale geldiği için de insanlar nefret etmeye başladı. Bu insanlar arasında genel bir şey zaten. Aşırı popüler olan şeyden nefret etmek. Sonuçta buradaki vampirler ne tabutta uyuyor, ne sarımsaktan korkuyorlar, ne de güneş onları yakıyor. Tam aksine cilalıyor, parlatıyor yani. Bildiğiniz gibi bu seri Bella'nın diliyle anlatılıyor. Stefani ablamız artık nasıl gaza geldiyse bu serinin aynısının Edward gözüyle yazılmış halini paylaşacaktı. Hatta yazma aşamasındaydı. Bir tane kitabı çıkaracaktı. Gece Güneşi'ydi hatta ismi. Daha ama kitap tamamlanmamış. Kadının evine hırsız girmiş. Hırsız da gitsin, bulsun bu sayfaları, internette yayınlasın. Sonra kadın zaten devamlı çıkarmadı. Yani gerek var mıydı o kitapların çıkarılması? Bence yoktu. Çünkü bu sefer Edward'ın saçı yerine Bella'nın saçını okuyacaktık. Ama çıksa okur muydum? Evet okurdum. Zaten internete düşen Gece Güneşi'nin sayfalarını da okudum.
ve Alacakaranlığa 10 basan bir kitabı, Göçebe. Bu kitabın konusu, hatta filmi de var, onu da izleyebilirsiniz, bence güzel. Dünyaya yapılan uzaylı istilası sonucu insanların nasıl savaş verdiği, bu uzaylılar arasından birisinin taraf değiştirmesi, insanlara yardım etmesi vesaire. Bence bunu alın okuyun. Filmi kitabı kadar etkili değil zaten, hangi film kitabı kadar etkili olmuştur. Şimdi geldik İpek Ongun'a. 90'lı genç kızların çok iyi bildiği bir yazar aslında bu. Zaten bu kitaplar benim hür irademle almadığım, ablamdan kalan kitaplar. 97'li olduğum için biraz bu döneme yetiştim gibi. Kitap serisi Bir Genç Kızın Gizli Defteri kitabıyla başlıyor. Serinin bazı kitapları kayıp, annem artık kime verdiyse, nerelere koyduysa ortada yok. Ama hepsini okudum mu? Şimdi düğün zamandan sonrasını okumadım. Buradaki baş karakter Serra isimli kız, komşu kızı tasvirlerini beden bulmuş hali ve hayatını anlatıyor diyebiliriz. Bu seriyi beğendim mi? Evet. Tekrar okur muyum? Hayır. Ben yani Serra'nın ölümüne kadar yazmıştır herhalde diye düşünüyorum. Serra'nın hayatından ne ekmek çıkardım be İpek ablacığım. Gerçekten bu kadar uzatmaya gerek var mıydı? Çünkü bir sürü kitap çıkardı kadın Serra ile alakalı. Şu kitabın da ne kadar yıprandığını görebilirsiniz. Kaç yıllık? 10 yıllık kitap bu herhalde ya. İpek Ongun'un verdiği nasihatlerle alakalı kitapları da var. Yani bu biraz kısa öykü, roman tarzı. Yaş 17. Burada annesini kaybeden genç bir kız hakkında yazıyor. İşte nasıl başa çıktığı falan. Bir pırıltıdır yaşamak. Anne babama sevgilerle lütfen beni anla. Çılgın tempoda duyarlı davranışlar. Bir gaza getiriyor böyle insanlara karşı nazik olmakla alakalı. Geldik. Herkesin bildiği, sevdiği, saygı duyduğu, milyonlar kazandırdığı seriye. Harry Potter serisi. Aslında bütün seri var elimde. Ama bildiğiniz gibi kitapları tekrar tekrar okumayı çok seviyorum. Üçüncü okuyuşumu gerçekleştirdiğim iki kitabı var. Melez Prens ve Zümrüt'ü Anka. Onlar şu an yanımda değil. Yani seriyi çok sevdiğimi buradan anlamışsınızdır herhalde. Herkesin konusuna hakim olduğu bir seri hakkında çok uzun konuşmayacağım. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Canımı çok sıkan bir şey var. Bence bu bütün dünyanın canını sıkan bir durum zaten. Yazarı J.K. Rowling'in yorumları. Kitap çıkmış, aradan seneler geçmiş. Ya keşke o Twitter hesabını sen açmaz olaydın. Keşke sosyal medya erişimin bulunmasaydı. Çünkü mükemmel bir şekilde yarattığın bu evreni gereksiz yorumlarla baltalıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Kadın bu seriyi çok zor bir zamanında yazmış. Hatta bunun hakkında belgesel var YouTube'da. Bin bir türlü zorluklarla çıkardım bu kadar kıymetli bir evreni. Gereksiz yorumlarla lütfen baltalama. Yani lütfen Twitter hesabını da kapat. Başka bir şey demiyorum. Yulsuz. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yulsuz Mor. Yulsuz Mor. Yılmaz Morgül diyesim geliyor ya. Bu kitap serisi şöyle göstereyim. Çocuk kitabı serisi aslında. Ama ben ergenliğimde okumaya başladığım için hayal gücüm yetmedi kitaba. Hani hayal gücüm bir yerden sonra tıkalı kaldığı için devamını da getirmedim kitap serisinin. 15 tane falan kitabı vardı en son ben okumaya bıraktığımda. Geldik Stephen King isimli üstada. Korku kategorisinde en sevdiğim yazar demek isterdim. Lakin zaten korku kategorisinde başka yazar okumadım. Bilmiyorum, belki Stephen King bana yeterli gelmişti. Şöyle ki, bu yazarın öyle güzel bir dili var ki sizi hikayenin içine alıp böyle sokuyor. Sanki o an o korkunç şeyleri siz yaşıyormuşçasına heyecanlanıyorsunuz okurken. En azından ben heyecanlanıyorum. Bu adam zaten kurgu konusunda o kadar başarılı ki çoğu kitabı, yani böyle %90'ı falan ya dizi oldu ya film oldu. Şuradaki o kitabı daha yeni, eskiden de çekilmiş hali var. Yeni de çekildi zaten, biliyorsunuz. Yeşil Yol zaten bilindik bir kitap, bilindik film. Tepkinin filmi var mıydı bilmiyorum. Olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Medium ise The Shining filminin. The Shining'i bilmiyorsanız Cinnet diye geçirilmiş Türkçe'ye. Ve izleyenler de bilir, Under the Dome isimli bir dizi vardı. Sonradan iptal edildi. Onun da yaratıcısı aslında Stephen King. Carrie, o da aynı şekilde Stephen King'den çıkma. Adam yani hem kitap yazıyor hem de senaryoculuk yapıyor. Şimdi öyle bir kitap serisine geldik ki yani göstermek biraz içimi sıkıyor. Pukka.
çok 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 ünlü olduğu zamanlar, asıl patladığı zamanlar. Aa neymiş, ben de bir alıp okuyayım dedim ve alıp okudum. Kadın hayatından geçen şeyleri içine mizah, abartı katarak romanlaştırmış. Yani kadın öyle yazmıştı ki kitabı. Sanki başından geçen bir olayı bir arkadaşım bana anlatıyormuş gibi hissediyordum o an. Kitabı okumalı mısınız? Size kalmış. Ne zaman okumalısınız? Çok pişmansınız yaptığınız bir şeyden dolayı. Alın o zaman okuyun. Çünkü bu pişmanlıklardan Pukka'da dolu dolu var. Bundan daha kötüsünü yapan insanlar varmış dersiniz. Başka ne yorum yapabilirim ki bu kitaba? Şu kitaplar bir seri ama aslında bir seri değil. Baş karakter bir sembol bilimci. Seri olmamalarının sebebi ise kitaplardaki baş karakter aynı, diğer bütün karakterler farklı ve başına gelen olaylar da her kitapta farklı. Yani buradaki baş karakter sembol bilimcilerin Indiana Jones'u gibi bir şey. Bu melekler ve şeytanlar, bununla başlıyor her şey. Bu kitabın filmi de var. Başrolünde Tom Hanks oynuyor hatta. İşte bir kitap istiyorum. İçinde hem tarih bilgisi, hem komple teorileri, hem gizem, hem sürükleyicilik, hem illuminati olsun istiyorsanız alın okuyun bu kitapları. Bu arada yeni fark ettim. Başroldeki adamın her zaman böyle yanında asistan tarzı bir kadın oluyor. James Bond kadınları gibi mübarek. Bizim zamanımızda Netflix diye bir şey yoktu. Ya bizim zamanımız dediğim işte ergenlik zamanlarımdan bahsediyorum. 30 yaşındaymışım gibi konuştum. Netflix'lerin E2 vardı, CNBC vardı. Dizimek.com'un URL'i değiştirmek zorunda kalmadığı zamanlardı. Vampir Günlükleri de o zaman yayınlanmıştı böyle yeni. Girdim, baktım, izledim işte. Sonra bir baktım kitabı da var. Dedim aa kaçar mı, hemen alayım. Okumaya başladım ama size şöyle söyleyeyim. Kitapların diziyle nasıl alakası yok? Ama nasıl alakası yok anlatamam. Yani bunu anlamak isteyen alsın kitaplarını okusun. Gerek var mı? Bence yok. Şöyle göstereyim. Bu kadar kitabını okudum. Sadece bir kere okudum. Bu benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor yani. Sevme konusunda. Dizi de Caroline'la Elena, işte Elena Esmer, Caroline Sarışın. Kitapta bunun tam tersi. Hadi bu önemli değil, o kadar geçtik. Ya kitapta yarı tilki, yarı insanlar var. Türlü türlü varlıklar var. Hangi birini anlatayım bilmiyorum. Çünkü gerçekten kurgusu hakkında zerre bir şey kalmadı aklımda. Çok karışık ilerliyor her şey. Ama asla unutamadığım bir şey var. O da en son Elena meleğe dönüşüp rengarenk kanatlarıyla Damon'a şeytan çıkarma ritüeli yapıyordu. Zaten ondan sonra seriyi bıraktım. Yeni bir kitabını da almadım. En sevdiğin yazar kim diye sorsanız ilk üçe Zülfü Livaneli'yi sokarım. Şu elimde gördüğünüz üç kitabı ben işte lisedeyken okudum. İlk okuduğum kitabı ise Mutluluktu. Bunun filmi de var. Bunlar gerçekten çok bilindik kitapları. O yüzden çok ayrıntıyla bahsetmeyeceğim. İşte Serenad'ı okumayan yoktur. Aynı şekilde Kardeşinin Hikayesi de. Bu üçü arasında en çok Kardeşinin Hikayesini beğeniyorum ben. Ama en sevdiğim kitabı Konstantiniyye Oteli'dir. Zaten adam da kendisi diyor ki bu kitap benim şaheserim. Mutlaka ama mutlaka alın o kitabı okuyun. Geldik Haş Haş serisine. Bu seri melekler, insanlar, yarı melekler arasında geçiyor. Aralarındaki eski husumetleri, intikamları, savaşları falan anlatıyor derken baş karakter Bella 2.0, diğer baş karakter Edward 2.0. Okurken Alacakaranlığı çok anıyorsunuz ama konu melekler üstünde geçiyor. Çıtırlık bir seri, kafa dağıtmalık bir seri. Fena değil. Wattpad tarzı diyebileceğim bir kitap serisi, yazar arkadaşları. Burada da üç genç kızı anlatıyor. Aralarındaki arkadaşlığı, işte başından geçen olayları vesaire. Hayatımda da hiçbir şey katmadı bana. Bu serinin üçüncü kitabı da var bildiğiniz üzere. Ama hangi akla mantıkla verdiysem bir yakın arkadaşıma hediye olarak verdim. Bu kitaplar gerçek anlamda çok güzel yazılmış bir distopya kitabı. Filmlerini de zaten izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz izleyin çünkü kitabına en uygun yapılan filmlerden birisi. Ama kitabını da alın okuyun çünkü kitapla film hiçbir zaman aynı olmuyor. Ve ben her zaman kitaptan yanayım. Şu an fark ettim de okuduğum kitaplar üstünde izlediğim filmlerin çok etkisi var. Yani o filmi ya da diziyi beğendiysem kitabının ondan daha iyi olacağını düşünüp hemen kitabını alıp okumaya başlayan bir insanım. Sherlock Holmes'te de öyle oldu. Sherlock Holmes'un filmini ayrı severim. Dizisini apayrı severim gerçekten. Gel gör ki kitapta işler değişiyor. Kitaptaki Sherlock Holmes
o filmdeki, dizideki pervasız adam, işte umursamaz yapısı kitapta ne yazık ki çok az bir şekilde gösteriliyor. Daha çok olayların akışını anlatan bir yapıya sahip. İçinde zaten roman tarzında değil, küçük küçük öyküler mevcut. Yazıldığı zamana bakarsak 1800'lerde yazılmış bir kitap bu. O zamanki insanlar böyle bir kurguyla, o adam şurasına dokundu, ben de oradan şunu anladım vesaire tarzı yazılmış bir kitabı tabii ki çok severek okur, tabii ki çok severek anlatır. Ama bence filmi ve dizisi kitaplarından daha iyi. Benim yorumum bu şekilde. Gördüğünüz üzere ergenliğimde çok fazla bilim kurgu, fantastik kitap okumuş olmama rağmen beni bu kabuğumdan çıkaran yazar Kristin Hanna'dır. Bu yazarı çok seviyorum, çok beğeniyorum ve sadece bu iki kitabını değil bu arada birçok kitabını okudum. Buradaki anlatılan hikaye iki genç kızın arkadaşlığı, kardeşliği hakkında ve bir hayat ömrü boyunca başlarından geçenleri anlatıyor. Size şu an basit gelebilir aslında ama okuduğum yazarlar arasında duyguları bu kadar iyi işleyebilen bir yazar daha tanımadım. Çünkü bir kitap sizi okuyunca ağlatıyorsa hüngür hüngür, bir yandan sevindiriyorsa, bir yandan coşturuyorsa, bu kitap benim için güzel yazılmıştır. Anlattığı hikayeler de basit şeyler değil. Yani böyle alayım da oturayım bir kenara, kafam rahat olsun tarzında okuyabileceğiniz kitaplar değil gerçekten. Daha çok böyle aile içerisindeki sıkıntıları, anne kız, baba kız, kız kardeşler arasında vesaire, onları ele alan bir yazar. Zaten o kitabını da okudum, kız kardeşler arasında. Gerçek Renkleri okudum, Gece Yolunu okudum, Kış Bahçesini okudum, şu ikisini okudum zaten. Bunların arasında en beğendiklerim Ateş Böceği Yolu, bir de Gece Yolu oldu. Ama diğerleri de birbirinden güzel, ayrı hikayelere sahip kitaplar. Bence kesinlikle alın okuyun. Hayatımda çok önemli bir yere sahip bir kitaptan bahsedeceğim. Eminim ki bütün kitaplarımda söylemişimdir buna. Onlar da şu iki kitap. Özellikle şu kitap hatta, Olasılıksız. Bu kitap demek benim bütün şu an ilgilendiğim konuların temeli demek. Olasılıksız'ın devamı şeklinde değil, sadece aralarında çok küçük bir bağlantı var. O bağlantıyla çok güzel bir şekilde uyum sağlamışlar. Neyi anlatıyor derseniz, patları, telepatikleri, epileptikleri anlatıyor ve bu anlattığı konu üstünde bilimsel gerçeklerle örnek verip kurgulaştırıyor yazdığı şeyleri. Daha başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Bu kitaptaki baş karakter epilepsi hastası ve başına gelen şeylerin aslında sadece bir hastalık değil, başka başka şeylerle alakalı olduğunu gösteriyor. Devlet meselesine kadar gidiyor. Sonra adam süper güce dönüşüyor gibi bir şey. Kitaptaki baş karakterler de empatlar diyebileceğimiz insanlar. Yani bu kitapları yazdığı için Adam Faber'ı ermiş bir insan olarak görüyorum ben kendi kafamda. Ergenliğimde kabul ediyorum, çok klasik kitap okumadım. Klasik kitaplara karşı bir ön yargım var. O da şu sebepten. Çünkü bak 6. sınıftayım, tamam mı? SBS'ye hazırlanıyorum. Sen daha yeni ergenliğe girmişsin, çocuk sayılırsın. Gidiyorsun kitaplıktan çok kötü bir çevreye sahip olan Suç ve Ceza kitabını alıp okumaya çalışıyorsun teneffüs aralarında. Bir de alıp uyarmamış ki kızım sen Suç ve Ceza niye şimdi okuyorsun? Çünkü bu kitap bence o yaşlarda ergenken de okunabilecek bir kitap değil. Bence yetişkinken okunabilecek bir kitap. Bu kitabı başladım, işte şu sayfalarına geldim, bıraktım. Başladım tekrar şu sayfalarına. Sonra bir daha da okumadım. Suç ve Ceza görünce falan oluyorum. Ama dediğim gibi ön yargım var, okuyamıyorum. Şu iki kitabı çok severek okumuştum. Yüreğine götürdüğü yere git, yüreğimin sesini dinle. Burada işte anne kız, anneanne ilişkisini anlatıyor. Bir sıcak bir hikaye, hüzünlendirici bir hikayeye sahip. Kitaplar hakkında çok fazla yorum yaptım, çok yorumsal konuştum. Eğer sizin katıldığınız, katılmadığınız noktalar varsa aşağıya yorum olarak belirtin. Merak ediyorum görüşlerinizi. Neler okudunuz o zamanlar, işte siz nelere çekildiniz, sizden benim gibi bilim kurgu fantastik hastasıydınız vesaire. Onları merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.